Nivera programımızın 8. bölümüyle karşınızdayız. Metaverse ve NFT dünyasına ait en önemli gelişmeleri bu hafta da sizler için derledik. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Spor içeceği şirketi Gatorade NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü. Koleksiyon Vayner3, VaynerX ve Good Sports işbirliğiyle birlikte yapıldı. NFT'lerin ilk satışlarının tamamı, ikinci satışlarının ise %8'i kendini spor ve fiziksel aktiviteye erişim sağlamaya adamış bir hayır kurumu olan Good Sports'a bağışlanacağı duyuruldu. Bir sonraki haberimizde GameFi endüstrisinin önümüzdeki 6 yıl içinde 2.8 milyar dolarlık değerleme göreceği öngörülüyor. Absolute Reports'un yakın tarihli bir raporu, GameFi endüstrisi için önümüzdeki 6 yıl içinde büyük bir büyüme öngörüyor. Araştırma, 2022-2028 yıllarında NFT oyun endüstrisinin tahmini değerini 2.8 milyar dolar olarak öngörmekte. Ayrıca rapor, aynı 6 yıllık dönemde sektörün bileşik büyüme oranını %20,4 olarak tahmin ediyor. Sandbox, Ragnarok oyununu Metaverse'e getirmek için Gravity adlı oyun şirketiyle ortaklığını duyurdu. Bu ortaklık sayesinde Ragnarok Land'de oyuna özel IP kullanan çeşitli içerikler ve NFT'ler oluşturulabilecek. Ayrıca kullanıcılar gelecekte Ragnarok evreni ve karakterleri temalı Game Jam'e de katılabilecekler. Hartz ve Mitsui Sumitomo hasarlar için NFT sigorta kapsamı sunuyor. Yapılan açıklamaya göre Japon NFT platformu Hartz ve sigorta şirketi Mitsui Sumitomo, Hartz uygulamasında sergilenen tüm dijital sanat eserleri için NFT sigortası sunacak. Satıcılar tarafından ücretsiz olarak sergilenen NFT'ler sigorta kapsamına alınacak ve prim ödemelerinden Hartz sorumlu olacak. Oyun geliştirme firması Square Enix, popüler Final Fantasy VII oyununun dijital ve fiziksel koleksiyonlarını başlatmak için NFT platformu Engine ile işbirliğini yaptı. Dijital koleksiyonların aynı zamanda mağazalarda mevcut olan fiziksel muadilleriyle de bağlantı sağlanmış olacak. Epic Games, Minecraft liderliğini takip etmeyeceğini ve NFT'leri yasaklayacağını söyledi. Yapılan açıklamada topluluk tarafından işletilen Minecraft oyun sunucularında NFT'lerin kullanımını yakında yasaklayacaklarını belirttiler. Ancak firmanın CEO'sunun yeni yorumlarına göre Epic Games Store oyunlarında NFT'lere karşı benzer şekilde tek taraflı bir yaklaşım benimsemeyi planlamıyor. Bir gün müzik, moda, film ve arşivlerinin yöneticisi olan Christopher Wallace Estate, 3000 parçadan oluşan Bigi NFT koleksiyonlarını satışa çıkarttı. Koleksiyon 10 dakika içerisinde tükendi. Uniswap, NFT platformunu piyasaya sürdüğünde verimli NFT takaslarına izin vermek için merkezi olmayan NFT pazar yeri SudoSwap'ı platformuna entegre ediyor. Entegrasyon, kullanıcıların SudoEMM tarafından sunulan zincir üstü likiditeye erişirken Uniswap platformunu kullanarak NFT satın almalarını sağlayacak. Patent analiz şirketleri tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre Metaverse ile ilgili patentler arasında Microsoft 158, Samsung ise 122 patente sahip. İki şirketi takiben Magic Leap, IBM, Disney, Meta, Adobe, Verizon, Intel ve Snap yer alıyor. Kripto para borsası Binance, 2022-2023 sezonu için futbol kulübü Lazio ile birlikte NFT biletleme çözümünün pilot uygulamasını başlattı. Binance, NFT biletlerinin sahte bilet sorununu çözeceğini ve scalping'i ortadan kaldırarak spor etkinliklerinde düzensizliği önleyeceğini vurguladı. NFT biletleri, etkinliklere erişimin yanı sıra mağaza ve maç indirimleri, jeton eşantiyonları ve SS Lazio ile diğer deneyimler gibi başka amaçlara hizmet edecek. Programımıza NFT ve Metaverse yatırımlarıyla devam ediyoruz. İlk yatırımımız Unstoppable Domains tarafında. Unstoppable Domains, Pantera Capital liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 65 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımcılar arasında Mayfield, Alchemy Ventures, Redbeard Ventures, Spartan Group, Polygon ve CoinGecko'da yer alıyor. NFT kart oyunu Alkemon, Borderless Capital liderliğindeki yatırım turunda 1 milyon dolar topladı. Sanal avatar firması Hologram, Polychain Capital liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 6,5 milyon dolarlık yatırım aldı. Web3 oyunu Mighty Action Heroes, Framework Ventures liderliğindeki finansman turunda 10 milyon dolar topladı.
Yatırımcılar arasında Mirana, Spartan, Dune Ventures, Sanctor Capital, Folios Ventures ve Polygon gibi isimler de yer alıyor. 8. bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.